Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Google'ın web.dev web sitesinde yayınlanan bir makale ile Google'ın önemli web metriklerinin geliştirmesi için kullanılabilecek bir iş akışı öğrendiğinden haberdar oldum. Bu iş akışını ve kullanılacak araçları isteyen bu makaleyi rutin SEO süreçlerinizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Makale daha ziyade geliştiriciye yönelik oluşturulmuş. Dolayısıyla SEO çalışmanında bir web developer arkadaşla beraber çalışıyorsanız kendisine buradaki yöntemleri önerebilirsiniz. Google'un kullanmanızı tavsiye ettiği yöntem bu şekilde gerçekleşiyor. Ve bu yöntemi kullanarak önemli web metriklerini düzenli olarak takip etmeniz ve geliştirmeler yapmanız tavsiye ediliyor. Evet, bu hafta yine Search Engine Journal'de fark ettiğim bir haber. Biliyorsunuz özellikle blog yazılarında kullandığımız article şeması var. Bu şemada yazarların belirtildiği özel bir alan var. Bu alanın özellikle birbirine yakın yazar isimlerinin bulunduğu bloglarda doldurmasının çok önemli olduğu ve Google'ın buradan yola çıkarak hangi yazarın yazıyı yazdığına dair bilgi sahibi olabileceğine dair bir makale yayınlanmış. Ve bu Google'ın ilgili referans sayfasında da güncellenmiş. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Insider önemli bir platform. Özellikle dönüşüm optimizasyonunda kullanabileceğiniz bir platform. Ve global ölçekte çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Strateji olarak biz de Insider'ın partnerleri arasında yer alıyoruz. Türkiye direktörü sevgili Kerem Bozokluoğlu ile birlikte önümüzdeki hafta muhtemelen Perşembe günü bir canlı yayın yapacağız. 2021 ikinci çeyrek dijital trendler başlıklı bir yayın olacak. Burada tabii ki Insider'ın elinde müthiş bir veri var. Ve ben de SEO ile ilgili işte Semrush'tan elde ettiğim bir takım verileri paylaşacağım. Ayrıca SEO çalışmanında dikkat etmeniz gereken önemli ayrıntıları paylaşacağım. Önümüzdeki hafta başında muhtemelen sizleri bilgilendirmiş olacağım günü ve saati konusunda. Sizleri de aramızda görmekten çok mutlu olacağımızı belirtmek istedim. Evet, sevgili Ragıp'liler, yazın da boş durmuyor ve çok güzel bir Data Studio raporu hazırladı. Bu Data Studio raporunda çeşitli kaynaklardan elde edeceğiniz verileri kullanarak bir sitenin ihtiyacı olan bütün SEO analizlerini gerçekleştirmeniz mümkün. Tek yapmanız gereken raporu kopyalamak ve kullanmaya başlamak. Evet, bu hafta Financial Times'ta yayınlanan bir makale hepimizin göğsünü kabarttı. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret ve startupların özellikle Getir gibi startupların başarısından söz ediliyor. Bunun bir tesadüf olmadığı, yıllar içerisinde üzerine koya koya gelinen bir süreç olduğunu ve bu durumun böyle artarak devam etmesini beklendiğine dair bir güzel bir haber diyelim. Ben de açıkçası ülkemizle ilgili umutlarımı yeşerten bir haber olduğunu söyleyebilirim. O yüzden haberi sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten güzel gelişmeler oluyor. Evet, Google Docs'u eminim sizler de yoğun bir şekilde kullanıyorsunuzdur. Bazı az bilinen özellikleri derleyen güzel bir yazı fark ettim. Medium blogumda burada paylaşılmış bir takım Google Docs özelliklerini sizlerle paylaştım. Evet, Instagram'ın Reels algoritmasının nasıl çalıştığına dair Instagram'ın başkanı Adam Mosseri'den bir makale yayınlandı. Adam Mosseri Reels algoritmasının Instagram açısından önemini ve bu algoritmanın nelere dikkate alarak insanlara ya da Instagram kullanıcılarına video önerdiğini anlatan güzel bir makale yayınlamış. Ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Evet, içerik.com ve SEO işbirliğiyle yayınlanmış 2021 içerik pazarlaması raporunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu rapor aslında bir tür anket, özellikle içerik pazarlaması yapan şirketler ve yöneticilerle yapılan anketin sonuçları olarak değerlendirebilirsiniz. İlginç bazı veriler var. O yüzden sizlerin de okumanızı,
tavsiye ederim. Özellikle içerik pazarlaması ile ilgileniyorsanız, en azından bir blogunuz varsa, özellikle kurumsal bir blogunuz varsa, buradaki araştırma raporunu okumanızda muhakkak fayda var. Evet, LinkedIn'den ilginç bir hamle. Yani şimdiye kadar aslında pandemiyle beraber third party app kullanarak, örneğin Zoom'u LinkedIn'e entegre ederek bir takım işte online görüşmeler LinkedIn üzerinden gerçekleştirilebiliyordu. Ancak şu anda bu hafta itibariyle artık herhangi bir third party app'e ihtiyaç duymadan, herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan LinkedIn üzerinden görüşme yapma opsiyonu sunulmaya başlanıyor. Muhtemelen siz de yavaş yavaş LinkedIn hesaplarınıza girdiğinizde bunu fark edeceksiniz. Herhangi bir kişiyle ilgilenirken, profil sayfasını gezerken Create Video Meeting gibi bir seçenek olduğunu göreceksiniz buna önümüzdeki haftalar itibariyle muhtemelen. Ve buradan direkt o kişiyle temasa geçerek online görüşme yapma opsiyonu girmiş olacak. Ve yakın gelecekte bu tür görüşmelerin planlanması, işte bunların organizasyonu gibi ek özelliklerin de eklenmesi bekleniyor. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Dijital Dönüşümün Sektörel Analizleri başlıklı kitap. 1 Ağustos'ta yayınlanmış ve dijital dönüşümle ilgileniyorsanız okumanız gereken bence çok önemli kaynaklardan bir tanesi. Sektörel bazda dijital dönüşüm vakalarından yola çıkarak bir takım öngörüler, içgörüler paylaşılmış. Özellikle dijital dönüşüme meraklı olan arkadaşlarıma tavsiye etmek istedim. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.